Beyler bayanlar selamlar. Bugün yeni bir videoda daha karşınızdayım ve evet, sevdiğiniz haber Play to Earn ile ilgili. Play to Earn oyunu. Ben daha yeni dün girdim ve hemen videoyu yapayım, sizlere de bir an önce atayım ve sizler de bir an önce para kazanmaya başlayın diye hızlıca video yetiştirmeye başladım. Neyse, lafı da uzatmayalım. Hemen geçelim. Oyunumuz nedir? Nasıl almanız gerekiyor? Nasıl başlamanız gerekiyor? Ne kadar kazanırsınız? Tüm detaylarıyla inceleyelim şimdi. Oyunumuzun ismi Bomba Crypto arkadaşlar. Bomba Crypto diye herhalde Türkçeleştirebiliriz. Neyse, çok da önemi yok Türkçesinin ne oldu. Oyun birazcık otomatik oynanıyor. Eskisi gibi böyle tıklamalı oyunlardan değil. Öncelikle bir tane karakter almanız gerekiyor ve bu karakteri de oyunun kendi kriptosu olan Bomber Coin'den satın alıyorsunuz. Ve 10 tanesi de şu anda eğer market fiyatından bakarsak 3.5 dolardan dersek minimum 35 dolarla oyuna başlayabiliyorsunuz. İlk öncelikle bu Bomber Coin'den 10 taneyi aldığınız cüzdanınızda duruyor. Daha sonrasında yapmanız gereken şey oyuna girip oyundaki shop kısmına tıklamak ve shop'tan da arkadaşlar bir tane karakteri almanızı isteyecek. Karakteri alırken ilk başta birkaç tane sizden onay isteyecek. Tipik diğer oyunlarda olduğu gibi en başta onay vereceksiniz, bir daha onay vereceksiniz. Sonra satın alma işlemi gerçekleşecek. Yani 3 tane işlem yapmanız gerekiyor. Bu aradaki fiilleri de katmanız gerekiyor tabi. 1-2 dolar da onlar diyelim. Yani yaklaşık minimum şu anki fiyattan hesaplarsak 40 dolara başlayabiliyorsunuz. Tabi Bomber Coin daha yükselirse sizin için daha maliyetli olur. Daha aşağıda olursa daha ucuza girersiniz. Hemen küçük bir uyarı geçeyim. Karakteri aldığınızda bazen gelmeyebiliyor. Ya para gitti mi, ne oldu diye bir telaşa kapılmayın. Sayfayı bir yenileyin arkadaşlar. Orada göreceksiniz ki hemen sağ üst köşede kutu işareti var. Oraya tıklayın. Orada Hero Rescue kısmı olacak. Eğer orada 1, 2, 3 artık kaç tane aldıysanız adet olarak yazacak ve claim'e bastığınızda hero'nuzun geldiğini göreceksiniz. O yüzden korkmayın. Yani ilk işlemde de gelebilir direkt otomatik olarak. Eğer gelmezse ya da size hatalı bir işlem çıkartırsa, ki hatalı işlemde BNB ücretinin çok yüksek olması, sakın onaylamayın. 0.4 BNB ücreti çıkarsa kesinlikle onaylamayın, iptal edin. Sayfayı yenileyin. Şu an size anlattığım bir işlemi gerçekleştirin. Hero'muzu aldık. Her şeyimiz hazır. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir hero'larımıza bakalım. Hero'lara baktığımızda F9'a basarsak arkadaşlar tüm hero'larımızın ne yaptığını, karakterlerimizi görürüz. Karakterlerimizi çalıştırmak için dediğim gibi heroes kısmına girip burada arkadaşlar Go Work yazısına tıklamamız gerekiyor. Go Work'e tıkladıktan sonra Treasure Hunt'a basacaksınız ve göreceksiniz ki karakteriniz çalışmaya başlamış bile. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Ne? Oyunu bu sayfada açık bırakmanız. Oyunu bu sayfada açık bırakmazsanız oyun çalışmıyor. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken hiçbir şey yok. Otomatik her şeyi kendisi yapıyor. Ne yapıyor peki arkadaşlar? Gidiyor, bazı kasalar var. Farklı renklerde kasalar var. Ve bu kasaların hepsinin içinden farklı miktarda coin çıkıyor. En düşük kasadan 0.02, daha sonrasında 0.04 ya da 6'ydı galiba. Şu an emin olamadım. Sonra da en yüksek böyle mavi renkli diamond olan kasadan da 0.5 coin çıkıyor. Ne yapıyor karakteriniz? Gidiyor bu kutunun yanına bombayı bırakıyor. Sonra dönüyor dolaşıyor bir daha başka bir kutunun ya da aynı kutunun üstüne bomba bırakıyor. Kendisi sürekli o kutuyu patlatmak için çalışıyor. Kutu en sonunda patladığında da dediğim gibi coin çıkıyor ve bu coinler yavaş yavaş kasanızda birikiyor. Kasanızda biriken coinler toplamda 10 olduğunda claim yapabiliyorsunuz. Hemen küçük bir uyarı daha geçeyim. Bazen claim yaptığınızda karşınıza bir hata geliyor. İşte ödül havuzu tamamen boş gibi bir şeydi. İngilizcesini tam hatırlamıyordum. Türkçesi böyleydi. Bu hata çıksa bile ardından tekrardan claim'i deneyin. Birkaç kere deneyin. MetaMask'e cüzdan onayı geldiğinde tamamdır. O iş bitmiştir, olmuştur. Evet, bu uyarıda geçtikten sonra arkadaşlar şimdi ne kadar kazanabilirsiniz ben onu söyleyeyim size. Ve ben nasıl bir başlangıç yaptım? Ben 13 tane karakter aldım. İlk başta bir tane aldım. Aa güzelmiş dedim. Ardından ikinciyi aldım. Aa tamam iyiymiş, bu daha da iyiymiş dedim. Ardından 10 tane daha karakter aldım ve toplam 13 karakterle oynadım. Tabi ben girdiğimde fiyatı yaklaşık olarak 2 dolardı. Şu an fiyatı yükseldi maalesef. Sizin için daha pahalıya denk gelecek. Net bir şekilde söylemek gerekirse 13 karakterle toplamda 100 dolar gibi bir şey kazandım. Maliyetim benim 260 dolar oldu. Hadi işlem ücretleriyle birlikte 270 dolardı. 100 dolarını ben geri aldım. Şu an cüzdanım da hazır. Hala kasmaya devam ediyor. Evet. Bir günde 100 dolar kazandım ki siz de kendiniz de bakabilirsiniz. 2 tane swap işlemi yaptım. Sattıklarımda toplamda birisinde 49 dolar, diğerinde 53 dolar kazanmışım arkadaşlar. 270 dolarlık yatırıma göre bence gayet hızlı bir dönüş. Tabi bu oyuna girmeden önce şunu unutmayın.
fiyat bir anda aşağıda çakılabilir. Yüksek fiyattan girmiş olup zarar da edebilirsiniz. Yani illa kar edeceksiniz diye bir şey yok. Tamamen kendi araştırmanızı yapın. Riskinizi alın ya da almayın. Bu sizin kararınız olacak. Bu videoda izleyip o çok güzelmiş hemen şey yapayım falan demeyin. Mutlaka kendi araştırmanızı da yapın arkadaşlar. Çünkü daha sonrasında yorumlar geliyor. Üzülüyorum ya ben girdim kar edemedim vesaire. Hani olabildiğince erken girmeye çalışın. Eğer geç giriyorsanız, videoyu sonradan izliyorsanız da arkadaşlar mutlaka işlem ücretini karşılıyor mu? Yatırıma değecek mi, değmeyecek mi? Bir araştırmasını yapıp o şekilde gelin. Şimdi oyunla ilgili de bilgileri geri dönersek, yapabileceğiniz diğer şeylerden bir tanesi de ev satın almak. Bu ev ne işe yarıyor arkadaşlar? Sizin karakterlerinizin daha hızlı enerji doldurmasını sağlıyor. Enerji falan derken neyden bahsediyorsun Ozan dersen de, şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Her karakterin özellikleri farklı. Vuruş gücü var, hızı var, staminası var. Kaç tane bomba bırakabildiği ve altında da ekstradan özellikleri var. Bazıları bombaların içinden geçiyor. Bazıları duvarların içinden geçiyor. Bazıları da biraz önce hani enerji demiştik ya arkadaşlar. Enerjiyi daha hızlı dolduruyor. Enerji neyde harcanıyor? Bunun bir cevabını vermemiz gerekirse. Bombayı bıraktığınızda enerji harcıyorsunuz. Yani staminanızdan azalıyor. Ve tamamen bitince de arkadaşlar uyku moduna geçiyor. Uyku modunda da buraya dinlenmeye geliyor. O arkadaş da eğer hani tamamen staminasına ve özelliklerine göre daha hızlı bir şekilde dinlenip daha erkenden kendini şeyini canını doldurabiliyor. Canı fullenince, canı diyorum aslında, enerjisi fullenince otomatik olarak işe tekrardan başlamıyor. Sizin go work'e tıklamanız ve tekrardan işe gitmeniz gerekiyor. Yani bunu sürekli de burada bakmanız gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar kazanabileceğiniz size zaten söyledim ama bu kazanç durumunu etkileyen diğer şey de karakterin özellikleri arkadaşlar. Common, Rare, Super Rare ve Epic olarak farklı farklı çeşitleri var. Common adından da belli olacağı üzere çok kötü. Ya hızı yavaş oluyor, hasar az oluyor, bir şey az oluyor. Ama Rare'e bakarsak diğerlerine daha göre daha güçlü oluyor. Super Rare'de Rare'dan daha güçlü, Epic'de Super Rare'dan. Yani bir Epic çıkarttığınızda emin olun benimkinden kat be kat daha fazla para kazanabilirsin. Evet, tüm oyunda buydu arkadaşlar. Oyunla ilgili de sonraki gelecek güncellemelerde yeni videolar çıkartabilirim. Yeni videolar çekebilirim. Çünkü daha Adventure ve Battle modunun geleceği söyleniyor. Adventure'da büyük ihtimalle yaratıklara karşı oynayacağız. Battle'da da başkalarına karşı oynayıp başkalarının DC'sini, Bomber Coin'ini alabiliriz. Evet, neyse. Tüm videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.